Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. YouTube beni önerme oranını herhalde yarı yarıya falan düşürdü arkadaşlar. İzlenmelerden ve videoların önerilme sayıları, istatistikleri var. Bunlardan bunu anlıyorum. O yüzden abone olmanız sadece yetmiyor. O yüzden aboneyseniz bile bildirimleri açın. Abone olmayanlar zaten abone olup bildirimleri açsın arkadaşlar ki videolardan haberdar olun. En azından YouTube bildirim gönderiyor. Yani bu şekilde yaparsak çok daha iyi olur. O yüzden bildirimlerimi, özellikle benim bildirimlerimi açmayı kesinlikle unutmayın. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, yani patlatıyoruz ya, bomba yapıyoruz. Bugün efsane şeyler yapacağız ya. Bugün neler yapacağız hemen söylüyorum abi. Bugün hani like bombardımanı var ya abi, işte o video bu video. Bu video like rekoru videosu abi. Hiçbir videoya like atmıyorsan bu videoyu at. Haftada böyle bir tane güzel video atıyorum, böyle çok böyle like istediğim, hiçbir videoya atmayıp atmanı istediğim. Ama bu gerçekten en önemlisi abi. Çünkü bugün hem para yatıracağız, hem bir sürü ödül alacağız, hem de arkadaşlar 12 saatlik emeğimin sonucunda oluşan bu oyuncuyu da alacağız. Diğer ödüller de zaten o şekilde. Ancak öncesinde arkadaşlar ben hemen bu eleme biletini alıyorum. Evet arkadaşlar, ödeme tekrardan başarılı oldu ve sizlerle birlikte hemen eleme biletimizi aldık. Google Play'den bildirimler gelip duruyor. Burada şimdi bütün ödülleri açacağız. Chris Smalling dahil sıra sıra hepsini sizlerle birlikte açacağız. Bayağı bir ödül var abi. Bir sonraki paket açılımı videomuzda, yani muhtemelen o da salı günü gelir arkadaşlar. Money istiyorsanız, money için kasmamı istiyorsanız bu videoyu sizlerden bayağı bir like bekliyorum. Zaten açacağınızı biliyorum arkadaşlar ama 5000 falan yaparsanız gerçekten aşırı mutlu olurum. O yüzden abi izleyen herkes tam ekranı kapatıp like atsın. Gerçekten büyük emek var arkadaşlar bu videoda. Hemen bir Smalling'i alalım. Bugün 2 tane usta oyuncu kesinlikle zaten alıyoruz. Ayrıca bir sürü boostumuz da gelecek. Bütün ödülleri alacağız. Çeyrek final formasını aldık ve Smalling çıktı. Süper abi. Şimdi normal geliştiricimizi açalım bakalım. Bayağı bir beğeni gelmiş geçenki video. O yüzden teşekkür ediyorum abi. YouTube önermemesine rağmen yine de izliyorsunuz, yine de beğeniyorsunuz. Çok teşekkürler abi. Çok sağ olun, adamsınız. Hani gerçekten YouTube'u şu an anlamış değilim. Herhalde beğeninizin düştüğünü düşünüyor ama beğeniniz de düşük değil. O yüzden sizden daha bir şey isteyemiyorum ben. Yapacak bir şey yok. Her neyse abi, efsane geliştiriciyi açalım buradan. Coinslerimiz de gelecek. Bayağı bir güzel olacak. Bayağı efsane geliştirici de var. Sadece bu kadar değil zaten. Şurada 300'den başlıyor. Sonra 1000 normal geliştirici bile açacağız. Gerçekten harika ya. Buradaki ödüller harika. Şu 84'lük paketi almıştık ama şimdi daha iyi bir 84'lük paket gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi hemen bunları açmaya devam ediyoruz. Nadir geliştiricilerimizi açtık. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Epic geliştirici abi, ben buradan görüş seviyorum biliyorsun. O yüzden bana bir görüş. Aynen, 20'lik görüş gayet güzel oldu. Ve Gullit'in yükselmesine de az kalmış arkadaşlar. Şimdi efsane geliştiricimizi de alalım. Ve arkadaşlar oyuncuları bir sona saklayalım. Oyuncuları bir, hani şansa çıkan oyuncular ya, bir sona saklayalım. Önce bir boostları açacağım. Evet, 500 bin jeton da buradan aldık. Şimdi normal geliştiriciyi açalım. Oyuncular muhtemelen böyle ta 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 diye açılacak diye düşünüyorum. 100'er tane falan veriyor. Bu ne abi? Abi ondan 150 tane, bundan 150 tane veriyorsun da bunlar hoş olmadı ki hiç ya. Vallahi heh, 150. Oo bak bu güzel. Bu iyi. Bu zaten çökmüş. Fizik of. Bu da kötüymüş. Kafa vuruşu bu da kötüymüş abi. Vallahi bayağı düşük şeyler vermiş, tam anlamadım ama bakalım abi. Nadir geliştiricileri açalım. Reaksiyon var mı? Var. Güzel abi. Oha abi. 100 kısa pasla 100 hızlanma verdi ve hiçbir işime yaramıyor ya. Şu 100 verdikleri var ya, işime yarıyor olsaydı çok mutlu olurdum ama keşke reaksiyondan birazcık daha fazla verseydi. Muslera'yı bayağı bir yükselttik. Gerçekten bayağı güzel oldu bu arada ama saldırganlığı da düşük vermiş. Gerçi bu hiç yok zaten. İlginç abi. Vallahi ilginç verdi. Evet, epik bir tane de açabiliyormuşuz. Bu gayet güzel oldu. Görüş ver abi 40 tane. Tamam. 40 tane de görüş verdi. Gullit'e 11 boost'a bastık. Bu güzel oldu abi. Daha efsane geliştirici alacağım. 1 milyon jeton alacağım. Seçkin 3 tane UEFA Avrupa Ligi oyuncusu gelecek. Ve 94'lük mane gelecek daha. Hadi bismillah diyoruz. Ve buradan 84 artı paketimizi açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek arkadaşlar. Hadi abi şuradan güzel bir şey gelirse gerçekten aşırı mutlu olup aşırı sevineceğim. Hadi EA Sports ve lütfen yüzümüzü güldür. Yine 1.5 milyon coinslik civarı oyuncular verirsen. 86 verdi ilk oyuncu, maalesef birazcık düşük geldi arkadaşlar ama bir tane daha açalım. 87 verdi abi. Bak dün açtığımız iki paketten, dün açtığım dediğim, evet dün yayınlandı o video değil mi? Aynen, dün açtığımız iki paketten 88'er oyuncular çıkarmıştık. Şimdi 1.86, 1.87 çıkardık ama olsun abi, sağlık olsun. Arkadaşlar yıldız seviyesi 6'dayım ve tam 2356 tane puan biriktirdim 12 saatte. Gerçekten efsane oldu. Dünkü videoda 1200 görmüştünüz, yani ben bugün 1000 puan falan biriktirdim ve geceden sabaha kadar oynamaya devam edeceğim abi, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu arada bu videomuzun sorusu, herkes yanıtlıyor bunu bu arada, herkes yorumlara yazıyor. Kaçıncı seviyedesiniz? Hangi yıldız seviyesindesiniz? Bunu yorumlara yazın ve hedefinizdeki oyuncuyu da yanına yazın. Mesela 5 mesela 5 Martial, 5 Sergio Busquets tarzı, mesela 7 Van Dijk tarzı şeyler yazabilirsiniz. Zaten Zanetti hedefinizdedir ama bu hafta hedefinizde oyuncu varsa onu yazın.
Hemen abi Martial'e basıyorum. 3, 2, 1. Hayalimizdeki oyuncu Martial takıma geliyor abi. Bir maç daha oynayacağız bu arada bu videoda. Hızlı açtım. Neden açılımını görmedim bilmiyorum ama Martial geldi. İşte budur be. İşte budur abi. Martial takımda. Ve takımı da yükselttik. Gerçekten güzel oldu. Normalde mantıklı olan 1000-1000 açıp arkadaşlar. Yani binlik binlik açıp sonradan Zanetti'yi almak ama yani benim Zanetti'yi alamasam da olur demeyeyim ama hani zaten %100 bir şansı yok Zanetti'nin. O yüzden çok da şey yapmayacağım. Duruma göre bakacağım abi işte ya. Vallahi duruma göre bakacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir aktif yapayım. Yükselebilen her şeyi bir yükselteceğim. Zaten geçen ben yükseltme yapmıştım ama yine şu anda yükselebilenleri yükselteceğim. Yani vallahi coins gitsin sıkıntı yok abi. Ben oyuncularımı yükseltmeme bakarım diyorum. Ve Çevikli'yi de yükselteceğiz. Salah da yükseldi abi. Vinicius da yükselecek ama umarım takım yükselmez. Vallahi takım yükselirse sıkıntı olacak. Gerçi takımı da düzenleyeceğiz şimdi zaten sizlerle birlikte. Martial geldi takıma, işte budur be abi. Gerçekten süper oldu Martial'in gelmesi. Şimdi karşı ataktan çıkıyoruz. Hemen bu kısma geçiyoruz. Martial'i yükselteceğim, bir çok bir fikrim yok. Takım zaten şu an 95 rating arkadaşlar. Ben bunu Smalling'i koyarsam buraya ne olur abi, ona bir bakalım. Kimyamız bayağı bir düşüyor. Hani normal bir düşüş de değil abi. Bayağı bir düşüyor. Ayrıca şöyle yerlerini bir değiştirelim. Bu santraforu Batshuayi değil de Mart yazalım buraya. Martial'i santrafora koyarsak arkadaşlar. Evet, 6 ratinglik bir Martial. 6 boostlu. 96 rating şimdiden oldu. Gerçekten çok ilginç. Mario Rui'yi şuraya alsam ne olur? 120 kimyayı vurduk. Gerçekten muazzam oldu abi ama Mario Rui burada nasıl oynar bilmiyorum. Zaten abi ben Wijnaldum yerine buradan farklı bir oyuncuyla oynamak istiyordum. Wijnaldum gerçekten çok kötü ve şu anda kaç tane Şampiyonlar Ligi oyuncusu var? 1, 2, 3, 4, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Wijnaldum'u çıkartabiliriz. Wijnaldum mu, Wijnaldum mu arkadaşlar, nasıl telaffuz ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde söylüyorum. Wijnaldum yerine yüksek bir oyuncu yine alacağız. Minimum 93 rating falan olsun abi. Bakalım kimler var? Vişka var, Vişya. Onu alabilirim. Gerçekten iş yapar gibi duruyor. Bir Vişya'yı koyalım bakalım. Kimyayı nasıl duruma düşürüyor? Ama kimyayı bayağı bir düşürüyor abi. Çok sıkıntı ya bu. Emre Akbaba ile aynı kanatta kullansak bunu. 95 iken 103 kimya oldu ama hani Vişya bayağı bir düşürüyor. Ben bu takıma ne yapacağım? Gerçekten çok bir fikrim yok şu anda. Wijnaldum'u yeniden koymam gerekecek. Çok kötü bir oyuncu. Gerçekten beğenmiyorum ama maalesef kullanmam gerekiyor ve bu çok üzücü bir durum ve şu anda 96 rating 120 kimyadayız. Bu da kötü bir durum abi. Bunu nasıl halledeceğiz? Bu konuda hiçbir fikrim zaten yok. Verdi'yi koysam buraya. Bir dakika, bu 97 oluyor değil mi? Bir dakika. Kalsın, bir Verdi kalsın. Buraya Verdi'yi koyduk. Buraya da demin kimi koymuştum abi? Ben tekrardan şuraya 93 yazalım abi. Vişe'yi koymuştum galiba. Bir koyalım Vişe'yi de buraya. Sonra 95 yani 115 kimya. Bunu koyalım. 96 gen oldu abi bu sefer. Bu sefer 96 rating oldu çünkü Vişka da boostlu durumda olduğu için gerçekten sıkıntı oldu. Buraya Vişka yerine başka bir oyuncu da kullanabiliriz. Roberto Carlos'u denesin. Burada Roberto Carlos'u kullanınca da 96 rating oldu arkadaşlar. Gerçekten bir ayarlayamadık şu durumu. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şimdi 95 olduğu zaman 95 rating oluyorsa zaten 96 rating oluyorsa zaten biraz sıkıntımız var demektir. Şöyle abi şunu 92 yapsam kimler çıkacak karşımıza bakalım. Nesta geldi ama ben Nesta'yı da istemiyorum. Buraya bir Kokelin koyalım. Bakalım Kokelin burada ne yapıyor? 95 rating 120 kimya şu an oldu. Umarım Kokelin'i beğeniriz arkadaşlar. Eğer Kokelin'i beğenmezsem çok büyük sıkıntı olacak. Beğenirsem çok güzel olacak. Vieri'den de korkuyorum aslında ama hadi bir deneme maçı yapalım bu oyuncuyla. Bakalım başımıza neler gelecek yeni takımımla. Efsane bir maç yapacağız şimdi sizlerle birlikte. Hadi bakalım abi. Umarım maçı alabiliriz. Alabilirsek ne mutlu bize. Çok antrenmanlıyım. Sabahtan beri oynuyorum ama yeni takım oldu. Yeni takıma da alışmam birazcık uzun sürebilir ama 2'de 2 yaparsam direkt 7. tier 7'ye çıkarsam, yani üst seviyeye çıkarsam gerçekten efsane olacak. Hadi bakalım rakip nasıl geldi? Kötü bir rakip. Zor bir rakip geldi. Abi Mario Rui kadar iyi bir oyuncu bence yok ya. Şimdi maçta kötü oynarım abi, bozulur. Aslında maç oynamadan söylemeyecektim ama söyleyeyim dedim. Hani bu maç kötü oynasa bile gerçekten abi Wijnaldum'dan çok daha iyi topa vurduğunu söyleyeyim. Gullit'ten bile iyiydi ama Gullit'in boost'u düşüktü. Şimdi Gullit'in boost'unu da arttırdık. Bakalım ne olacak. Şimdi Gullit. Gullit. Mikon Gullit. 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 Güzel gol abi. Tamam, Gullit artık iyi. Gullit'te sıkıntı yok. Salah şimdi. Muhammed Salah. Güzel hareketler. Muhammed Salah. Güzel bir gol gelir mi? Geldi. 2-1 oldu. Gerçekten gayet güzel bir gol. Robben şimdi. Robben, Vieri ne yapıyorsun abi sen? Güzel hareket. Vieri ya. Vieri sen kötü bir oyuncuymuşsun Vieri. Kötü değilsin değil mi sen aslında? Aynen, aslında kötü değil abi bu arkadaşımız. Sıkıntı yok. Vieri at bunu. Aferin sana. Çok güzel bir hareketiyle topu çekti. Yoksa kaleci kurtarabilirdi. Kokeli senin bunu kesinlikle at. Abi Kokeli'ni ben kullanmam.
Ben böyle oyuncuları sevmiyorum. Yemin ediyorum. Mario Rui'den daha kötü vuran adam çok saçma ya. Mario Rui'nin reytingine bakıyorum. Bu adamın reytingine bakıyorum. Ama Falsos'u falan da hepsi daha yüksektir ha. Vallahi bak. Çünkü Wijnaldum da öyleydi ama Wario Rui gerçekten çok daha iyi vuruyor. O EA Sports'un o olayını anlamıyorum. Bu maçı kaybetsek de sıkıntı yok ama kazanmaya tabii ki çalışacağım. Ki zor görünüyor. Muhammed Salah güzel bir şut çektim şu anda. 6-6 yaptım ama gerçekten çok sıkıntı abi. Rakip bayağı iyi ya. Rakip bayağı bir iyi. Bak bak. Ya Salah onu nasıl direğe atıyorsun ya? Aha Martial'e ilk defa top geldi. Bu da ilginç mesela abi. Bak bu kadar oynadık ve elim terledi abi. Ben sabahtan akşama kadar oynuyorum hiçbir şey yok ya. Video çekerken abi elim terler. Saçma sapan oyuncular saçma sapan oynamaya başlar. Mario Rui'ye bir tane fırsat gelmez mesela. O da ilginç. Gerçekten çok ilginç. Nerede Mario Rui abi? Bütün müthiş fırsatlar Mario Rui'ye veriyordu. Sırf gol atamayayım diye ama artık oyun çözdü abi benim Mario Rui ile gol attığımı. Yani maalesef arkadaşlar maçı zaten kaybettiğimi anlamıştım. Bunun da direkten dönmesi Vieri de Koke elinde çok kötü. Ne yapacağım bilmiyorum. Kadroda bayağı bir oynama yapmam gerekiyor. Neyse arkadaşlar videodan sonra ben dev bir oynama yapmam gerekecek kadroda ve yapacağım arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazlası için like bombardımanını tutun. Ve yeniyseniz de videonun başında söylediğim gibi abone olun. Çünkü YouTube önermiyor. Bildirimleri de açın. Önermişken abi kaçırmayın bence bir daha videoları. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Çıkan videolara da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer istemiyorsanız da videodan çıkıp da gidebilirsiniz. Canınız ne kadar beni izlemek istiyorsa izleyebilirsiniz. Yani sınırsız video var kanalda. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.